Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Artık yaza veda edip sonbahara merhaba diyeceğimiz Eylül ayına giriş yapıyoruz. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek ve Eylül ayına güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Eylül'de 10 derece Balık Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Kuşkusuz sizin için de çok önemli bir dolunay bu. Haritanızın en tepesinde kariyer alanınızda parlayacak. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül ayında geleceğinizi düşünerek toplumdaki görevleriniz, sorumluluklarınız, işiniz, mesleğiniz, kariyeriniz, statünüz tüm bu alanlarda belirleyici olacak bir dolunay bu. Önemli kararlar vermeniz, bazı dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün görünüyor bu dolunayla beraber. Yer değişiklikleri, iş tanımınızın da değişiklikler, görevlerinizin değişmesi, terfiler, yeni işlere başlamak veya bazı işlerinizi bitirmek, kariyerinizde olabilecek hani genel statünüzde olabilecek değişimler ki bu bir işbirliğiyle olabilir, bir ilişkinizle, evlilikle bağlantılı olabilir. Tüm bunlar bu dolunayla beraber aydınlanacak. Aslında yaptığınız çalışmalarla toplumdaki yerinizle biraz daha görünür hale gelebilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Daha önceden yaptığınız çalışmaların sonuçlarını almanız, bir başarıyla karşılaşmanız, biraz daha tanınmanız, dikkat çekmeniz de bu dolunayda mümkün görünüyor. Tabii herkes aynı şekilde etki almayacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Güneş burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa, bu durumda 31-30 Mayıs, 10 Haziran arasında özellikle 25 Haziran, işte 25 Mayıs, 5 Haziran arasında doğan ikizler, özellikle Güneş Burcu ikizler olanlar daha fazla etkilenebilirler. Yükselen dereceniz 10 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel doğum haritalarınızda 10 derece ve yakınlarda özellikle değişken burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bireysel etkilerin daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Kariyerinizle ilgili çok önemli bir dönüm noktası olabilir bu dolunay tesirleriyle beraber ve ay ortasına kadar da dolunay etkileri gündemimizde olacak. Başak Burcu'ndaki Güneş'in, Boğa Burcu'ndaki Uranüs ardından Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le yapacağı güçlü açılar aslında biraz daha hızlı ve sürpriz gelişmelerin de hayatımıza gelebileceğini gösteriyor. Yani yine kariyerimizle ilgili, toplumdaki statümüzle ilgili, hatta ailemizle bağlantılı, bazen ebeveynlerimizle de ilgili olabilir. Bu annemiz, babamız, ebeveynlerle bağlantılı konular, yaşam alanlarımız, yer değişikliği gibi konular, taşınma gibi konular. Hani tüm bu alanlarda da bazı hızlı, hatta sürpriz bazı gelişmelerle de yine dolunayın etkileriyle beraber ay ortalığı 10 Eylül'e kadar özellikle 10 Eylül'e kadar olan süreçte hızlı bir şekilde karşılaşabiliriz. 5 Eylül'e kadar gezegeniniz Merkür Başak Burcu'nda daha detaycısınız, daha planlı, programlı hareket ediyorsunuz. 5 Eylül'den itibaren Terazi Burcu'na geçecek Merkür. 27 Eylül'e kadar ayın büyük bölümünde Merkür Terazi Burcu'nda. Demek ki 5 Eylül'den itibaren genel olarak enerjiniz biraz daha sosyalleşecek. Yani sosyal alanlara daha fazla yöneleceksiniz. Biraz daha uzlaşmacı, daha paylaşımcı, daha ilişkilerden yana, işbirliklerine dönük, biraz daha diplomatik yanınızın güçlendiği bir sürece giriyorsunuz. Kuşkusuz bu gerek ilişkilerde, gerek sosyal hayatta, gerek iş hayatınızda çözüm odaklı olmanızı, bir şeyleri uzlaşmayla daha rahat çözümleyebileceğinizi gösteriyor. Ve tabii ki ilişkiler anlamında da sizi daha verimli, daha şanslı kılıyor aslında. 6 Eylül'de Venüs Aslan'a geçecek. İyicil gezegen, küçük şansı temsil eden Venüs Aslan'da 3. evinizden hareket ederken 6 Eylül'den itibaren yakın çevrenizdeki kişilerle ilişki dinamiklerinizde daha keyifli tesirler verebilir. Yani akrabalar, kardeşler, komşularla belki biraz daha yakınlaşıp onlarla daha keyifli vakit geçirmeniz mümkün. Seyahatleriniz alanında da tabii ki Venüs burada kısa da olsa hani bazı güzel seyahatler, keyifli geziler anlamında size destekler verebilir. Evet ve bu ayın önemli gelişmelerinden birisi, aslında 2020'nin en önemli hareketlerinden birisi 9 Eylül'de 9 Eylül akşamı 10 Eylül'le 9'u 10'a bağlayan gece Mars
retroya başlıyor. Mars geri hareketi 15 Kasım'a kadar devam edecek. Evet, 2020'nin aslında toplumsal alanlarda da etkili olacak en önemli gezegen hareketlerinden birisi bu. Mars retrosu. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Mars Koç burcunda süreci ve retrosunu anlattığım videoyu Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kişisel bireysel olarak haritalarımızda şu şekilde tesirleri olabilir. Her şeyden önce Mars enerjiyi anlattığı için, enerjimizi nasıl yönlendirdiğimizle, mücadele gücümüzle ilgili olduğu için Mars'ın retrolarında bu enerjiyi kullanma şeklimiz biraz yavaşlayabilir, içselleşebilir. Mücadele gücümüz biraz azalabilir. Ve enerjiyi günlük hayatımızda biraz yönlendirirken zorlanabiliriz veya daha olumsuz bir şekilde tesirleri olabilir. Koç burcunda olacak bu retro hareket. 11. evinizde olacak. Bu dönemde özellikle belki arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizde ilişki dinamiklerine daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Retrolarda bazı projeler yavaşlayabilir. Enerjimizi biraz belki daha özenli kullanmamız gerekecek. Biraz da yani geçmişten bağlantılı kişi ve kavramlar veya olaylar hayatımıza daha çok tesir edebilir. Aslında Koç burcunda olduğu için bu retro hareket size açısal olarak çok sert değil. Çünkü Koç'la ikizler dost burçtur. Ve zaten Mars Koç'ta kendi burcunda olacak. Retro olsa bile çok zayıf bir pozisyonda değil aslında. Bazı arkadaşlar ilişkilere dikkat edin. Hatta nostaljik etkiler de getirebilir. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle ilgili bağlantılar kurabilirsiniz. Veya yarım kalmış bazı işlerinize, projelerinize tekrar dönebilirsiniz. Bazı aşk ilişkileri de olabilir bunlar. Hani karmik ilişkiler ya da geçmişten gelen ilişki dinamikleri. Bu dönemde bazı tesadüflerle, ilginç tesadüflerle karşınıza tekrar gelebilir. Genel olarak kazalara, sakarlıklara biraz dikkat etmekte fayda var. Paramızı harcarken daha temkinli olmakta fayda var sevgili ikizler. Ve 13'ünden itibaren Jüpiter Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek. 17 Eylül'e kadar, 19 Eylül'e aralığa kadar Jüpiter artık ileri harekette. Ve tabii ki Jüpiter şansı temsil eden, bereketi temsil eden, Jüpiter'in Oğlak'taki ileri hareketi hayatımızda özellikle belki parasal konulardaki açılımlarda daha destekleyici olacak gibi görünüyor. Ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Satürn'le de güçlü bir bağlantıda, Oğlak Burcu'ndaki Satürn'le ve Satürn de zaten bu ay sonu 29'undan itibaren ileri harekete dönecek. Başak yeni ayı 4. evinizde doğuyor. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar demek. Ve yuva temaları, aile temaları, yaşadığınız mekanlarla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Örneğin evinizde düzenlemeler yapmak. Ev ortamınızda bir iş yapmaya başlayabilirsiniz. Evden yapabileceğiniz işler için yeni adımlar atabilirsiniz. Taşınmalar olabilir, yer değişiklikleri, size ait emlak, gayrimenkullerin satışı, kiralaması ile ilgili bazı konular devreye girebilir ki 8. evinizdeki Jüpiter ve Satürn'ün artık ileri harekete de dönecek olması bu ay. Hani uzun süredir satmayı beklediğiniz bir emlağın, gayrimenkulün satılması ya da kiralanması veya hani almak istiyorsunuz, bir emlak almak istiyorsunuz ya da bir taşınmak, bir emlak kiralamak istiyorsunuz. Bununla ilgili konuların artık daha rahat hayata geçmesi için imkanları açabilir. Aileyle de bağlantılı olabilir bunlar. Ailenizin evi, aileye ait gayrimenkuller, belki bir miras işi, belki aileye ait toprak işleriniz. Bunlarla ilgili konuların hayata geçmesi için, yeni kararlar verip başlangıçlar yapmanız için bu yeni ay destekleyici görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 25 derece Başak Burcu'nda doğacağı için tabii ki Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz veya kişisel gezegenleriniz 25 derece ve yakınlarında yerleşmişse tesirlerin bireysel olarak sizin için daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Aslında yapıcı bir yeni ay maddi konular için, ev yuva temaları için, uzun vadeli hedeflerinize rahatlıkla odaklanabileceğiniz, güçlü yapılandırmalar içerisinde olabileceğiniz önemli bir yeni ay. Aslında ev yuva temaları olunca
Evlilikle de çok bağlantılı olabilir bu. Birçok ikizler burcu evlenerek veya süre gelen evliliklerinde belki değişim kararları alarak yine yaşam alanları, yuva alanlarında bazı yenilikler de yapabilirler. Evet, ay sonuna kadar Başak yeni ayının tesirleri devam edecek. 29 Eylül'de Satürn ileri harekete dönüyor ki artık Aralık ayına kadar 8. evinizdeki şu finansal konular, paralar, kredi işleri, borçlar, alacaklar, hisseli paralar alanındaki yapılandırmaları daha güçlü bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Buralarda sürüncemede kalan konular daha rahat sonuç verebilir. Ve Merkür 27 Eylül'den itibaren yönetici gezegeniniz Merkür Akrep Burcu'nda hareket etmeye başlayacak. Ve ayın son haftasında, son günlerinde özellikle zihniniz daha sezgisel olabilir. Detaylara daha fazla takılabilirsiniz. Hem maddi konularda, para konularında, para işleriniz, muhasebe işleriniz ve günlük hayatınızın iş alanlarındaki düzenlemeler alanında daha dikkatli hareket edebileceğiniz, daha hesaplı hareket edebileceğiniz bir süreci de başlatmış oluyor. Bu da demek oluyor ki ayın son günlerinden itibaren aslında biraz hayatımızdaki maddi manevi iş güç konularına, sorumluluklara daha fazla odaklanmaya başlayacağız sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.